Çanakkale'de önceki gün çıkan orman yangını sürüyor. Hatay yangını ise kontrol altında. NTV ekiplerinin yangın bölgesinden canlı yayınları sürüyor. Osman Terkan, Cumhur Çatkaya ile birlikte bugün de Çanakkale'de, Baran Bila'da, Kenan Kızılağaç'la birlikte Hatay'da. Önce Çanakkale'ye gidelim. Osman, alevlerle mücadelede dün gece de yoğun bir çaba vardı. Bu saat itibariyle durum ne? Evet, dün gece boyunca ekipler çalışmalarını sürdürdüler. Karadan arazözlerle ormanın derinliklerine girildi. Gece görüşlü helikopterler gece boyunca uçuş yaptı, sorti yaptı ve sabahın ilk ışıklarıyla birlikte diğer hava araçları da desteğe başladılar. Şu an için bölgede yoğun bir hava hareketliliği var. Bulunduğumuz yer günlerdir, iki gündür bahsettiğimiz Kemel Köyü. Yangının ilk çıkış noktası Kızılkeçili Köyü'ne çok yakın bir nokta ki dün öğle saatlerinde sert bir rüzgar başlamıştı. O rüzgarın etkisiyle alevler hızla yürüdü. Kemel Köyü tehdit altındaydı. Köy tahliye edildi ve dün de Kemel Köyü'ne ilave olarak 5 köy daha tahliye edildi tedbir amaçlı olarak. Burası şu anda geniş bir coğrafyayı görebiliyorsunuz. Hakim bir tepe ve görebildiğiniz her yerden duman yükseliyor. Yani ara ara ormanlık alanlar var, geniş ormanlık alanlar var. Ağaç öbeklerini görebiliyoruz bulunduğumuz yerden. Hemen hemen her yer yanmış durumda. Dünden bu yana rüzgarın etkisiyle bulunduğumuz yerde bir hatıra ormanı, aslında 30 santimlik fidanların, çam fidanlarının bulunduğu bir arazi. Onlar bile yanmış ve yoğun bir duman tütüyor. Şimdi hava araçlarını görüyorsunuz. Bakın, Çanakkale Boğazı'na yakın bir noktada bir havuz oluşturulmuştu. Dünden bu yana da o hava araçları, yangın söndürme helikopterleri o noktadan su alıyorlar, bambilerini doldurarak bizim bulunduğumuz noktaya getiriyorlar ki şu an için çalışmaların bu noktada yoğunlaştığını görebiliyorum. Burada çok sayıda köylere ait hem tarım arazileri var, aynı zamanda ahırlar da burada mevcut ki dün birçoğu yanmıştı. Şimdi şu anda görüş mesafemize giren noktada da bir ahır görebiliyorum buradan. Ve alevlerin yürüdüğü noktada orası ve aşağıda da hemen bakın, helikopteri gördüğünüz o 3 helikopter ekrana geliyor şu anda. Onların su döktüğü yerde de sık ormanlık bir alan var. Ki ekipler oradaki alevleri engellemeye çalışıyorlar ki güney hattında, bulunduğumuz noktanın güney hattında daha geniş ormanlar mevcut. Eğer alevler oraya ulaşırsa daha büyük bir felaket olabilir. Bu nedenle yoğun bir çaba var ki 40 saattir yaklaşık ekipler canla başla hem havadan hem de karadan çalışmalarını sürdürüyor. Şu an için bölgede 8 helikopter görev yapıyor. 4 yangın söndürme uçağı var. 30'dan fazla arazöz bölgede. Bakın, şimdi Cumhur Çatkaya'nın görüntü aktardığı yeri görüyorsunuz. Duman tüten yeri. Geniş bir coğrafyada bu manzara var. Yani sanki bir korku filmi platosundasınız. Öyle hissettiriyor insana burada gezerken. Yer kapkara ve duman yükseliyor. Dün Çanakkale'nin üzeri de duman kaplıydı. İşte buradan rüzgarın etkisiyle yayılan duman Çanakkale'yi de kapladı ki yoğun bir duman kokusu da var. Yani Çanakkale merkezde dışarı çıktığınızda yoğun duman kokusunu net bir şekilde hissedebiliyorsunuz ki arada kilometrelerce bir mesafe var. Buna rağmen bu duman bulutu oraya kadar gidiyor. 8 köyü etkileyen bir yangın ve Çanakkale yoluna kadar uzandı alevler dün ve yol trafiğe kapatıldı. Halen o bölgede de çalışmalar devam ediyor. Bakın, bir başka helikopter, yangın söndürme helikopteri, günde belki onlarca sort yapıyorlar, belki yüzlerce, tabii ki saymak mümkün değil ama sabah başlıyorlar, akşama kadar, hava kararına kadar, bazıları gece görüş özelliğine sahip, onlar gece boyunca da çalışmalarına devam ediyor. Tabii arazözler, orman işçileri, onların da yükü büyük, onlar da ormanın derinliklerine hortum çekerek işte alevlere müdahale ediyorlar. Bir başka helikopter daha geldi. Dediğim gibi Kemel Köyü şu an için tehdit altındaki köylerden biri. Kızılkeçili Köyü keza öyle ve toplamda şu an için 8 köy bu yangından etkilendi ve ekipler de işte hem hava araçlarıyla hem kar araçlarıyla sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tekrardan çalışmalarına başladı ama yangın henüz kontrol altına alınabilmiş değil, Deniz Kilistoğlu.